Aziz milletim, değerli vatandaşlarım, bugün hafta sonunda BDDK'nın aldığı kararlarla tetiklenen çok tehlikeli bir süreç konusunda uyarı görevimizi yerine getirmek için huzurunuzdayım. Hafta sonu BDDK'nın aldığı ve dün gece panik halinde yapılan bir açıklama ile yumuşatmaya çalıştığı ama başaramadığı karar, teknik boyutunun ötesinde ekonomi politik bir makas değişiminin işaretidir. Enflasyon, işsizlik, risk primi, faiz ve kur verilerinde Türkiye'yi 2001 ekonomik krizi günlerine ve 90'lı yıllara götüren iktidar, bu kararla Özal öncesi 70'li yıllara geri dönmenin kapısını aralamaktadır. İktidar bir taraftan bu karar ile 3 itirafta bulunuyor, diğer tarafta kara, hem de kapkara bir senaryonun altyapısını hazırlıyor. Birinci itiraf, hükümetin elindeki döviz rezervlerini tükettiği ve şirketleri döviz satmaya zorlayarak açığı kapatmaya çalıştığı gerçeğidir. İkinci itiraf, serbest piyasa ve kambiyo sisteminin doğal işleyişi içinde denizi tükettiklerinin itirafıdır. Üçüncüsü ise tasarruf aracı olma niteliğini zaten kaybetmiş olan Türk lirasının uluslararası değiş tokuş değerinin de bitmekte olduğu ve ancak kapalı bir sistem içinde tutularak ulusal para birimi niteliğini koruyabileceği itirafıdır. Kara, kapkara senaryo ise Türkiye'nin hem ekonomik hem de siyasi olarak dünyadan koparak kendi içine kapanmasıdır. Kapalı ekonomik sistemlerle otoriter rejim birbirini tamamlayan bir ekonomi politik sistem tercihidir. Ülke içine kapanıp ulusal para birimi ile geçimini temin eden kitlelerin elindeki para ile dünyaya açılma imkanı kalmayınca kendini yeniden üreten otoriter sistem mekanizması işlemeye başlar. Ekonomi alanında cari açık, bütçe açığı, arz talep açığı, siyasal alandaki özgürlükler, demokrasi ve hukuk açığı ile bütünleşince bütün bu ekonomik politik açıklar geçen yüzyılda çok kullanılan Türk'ün Türkiye propagandası ile kapatılmaya çalışılır. Başka bir deyişle yüksek faiz, yüksek enflasyon, yüksek işsizlik, yüksek kur, yüksek hamaset, yüksek gerilim ve yüksek yasaklar ile örtülmeye çalışılır. Ekonomide son atılan adımlar ile Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemindeki özünde sansür niteliği taşıyan dezenformasyon yasası içe kapanma açısından birbirini tamamlayan adımlardır. Türkiye seçim ortamına girerken 70'li ve 90'lı yıllarda içine girdiği böylesi bir kara tünele tekrar sokulmak istenmektedir. Değerli vatandaşlarım, gelin bu kararın arka planını daha yalın ifadelerle açalım. Maalesef aklın ve bilimin verilerine yaslanmaktansa kendi bildiğini okumaya ve topluma dayatmaya devam eden bu hükümet, sürekli şapkadan tavşan çıkararak yarattığı bataklığa çare üreteceğini zannediyor. Şimdi de hükümetin yarattığı ekonomi batağında ayakta kalmaya çalışan şirketler hedefte. Neymiş? Bankadan kredi kullanabilmeleri için ellerindeki dövizlerin bir kısmını Türk lirasına çevirmek zorundalarmış. Nas var deyip milletimizin NASA olan inancını da sarsarak memleketi tarihin en faizci ülkesine çevireceksiniz. Dünyanın en yüksek 6. enflasyonu milletinize layık göreceksiniz. Beceriksizliğinizle 4 yılda kamu borcunu 4'e katlayıp milletin vergilerini faizcilere aktaracaksınız. Kur korumalı mevduat adı altında bankaların ödemesi gereken ve bugün itibariyle 160 milyar aşan kur farkını 84 milyonun cebinden 300 bin varlıklı insana aktaracaksınız. Gelişmekte olan ülkelerin bile 6 kat enflasyon yaratıp yüksek faiz ve enflasyon ile vahşi bir servet transferi yaratarak servet yalnızca içinizde zenginler arasında dolaşan bir MTA olmasın diyen NASA açık bir şekilde savaş ilan ederek orta sınıfı yok edip zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapacaksınız. Toprağına gübre atamayan, traktörüne mazot koyamayan çiftçiye verdiğiniz desteğin tam 5 katını kur korumalı mevduat sahibi tuzu kurulara tıkır tıkır ödeyip sonra bu tutara sınırlı diyecek kadar utanmaz olacaksınız. İtibarsızlığın karnesi ülke risk primini tarihi yüksek seviyeye çıkartıp hazinemizi dolara %10 faiz ödese bile borçlanamayacak hale düşüreceksiniz. Millet enflasyon altına ezilirken milletin cebinden ödenen enflasyona endeksli tahviller yoluyla bankaların karını 8'e katlanmasına yol açacaksınız. 3 kuruş Türk lirası tasarrufu olana parasını enflasyonun %60 altında değerlendirmek dışında seçenek sunmayacaksınız. Bunun sonucunda kira ve konut fiyatlarında oluşan yükselişle ülkede barınma sorunu ortaya çıkarırken bundan yandaşlarınız faydalanıyor diye keyifle seyredeceksiniz. Söylediklerinizin hepsini YouTube, ülkemiz topraklarında canice cinayet işleyenlerden 3-5 dolar sevap dileneceksiniz. yılın ilk 6 ayında Merkez Bankası'na gelen 65 milyar doları kapı arkasından kimseye hesap vermeden satacaksınız. Rezervlerinizin ve uluslararası itibarınızın bittiğini görünce de şirketlere dönüp siz döviz almayacaksınız diyeceksiniz. Hatta bunu gerekirse zora başvurarak yaparım diyeceksiniz. Yaptığınız şey açıkça sermaye kontrolüdür. Bilmeden attığınız bu adımların yarattığı kafa karışıklığı daha şimdiden bankacılık sistemindeki kredi mekanizmasını kilitlenmiş durumda. Bu kararı hıklayıcı bürokratlarınıza imzalatsanız da bu karar iktisadi değil, tamamen siyasi bir karardır ve cahilce bir karardır. Açıkça çıkıp söyleyin, utanmayın. Hata yaptık deyin. Ülkenin döviz kaynaklarını cehaletimizle tükettik deyin. Yıllardır önceliğimiz olan çıkar sağladığımız milleti enflasyon altında ezdirirken karlarının patlamasına neden olduğumuz şirketlerden bize seçime kadar destek vermeleri için ülkeye sermaye kontrolü getirdik deyin. Aziz vatandaşlarım, bunlar hiç yaşamadığımız şeyler değil. Türkiye bu vahamet dönemlerini, bu kabusları daha önce de yaşadı. 1980'lerin sonundan beri kimin aklına gelirdi ki bir gün bazı çılgınlar, cahiller çıkıp elinde dövizi olan firma Türk lirası kredi kullanamaz diyecekti. Aziz kardeşlerim, sermaye kontrolü dediğiniz şey açıkça içe kapanmaktır. Dünyadan kopmaktır. Rekabeti bitirmek ve kendi elinde kendi şirketlerine kaybettirmektir. Dahası tıpkı nas var deyip dünyanın en faizci hükümeti olmak gibi, bu da sakat bir zihniyetin uzantısıdır. Hukuk, demokrasi, adalet ve merhamet taleplerini baskılayıp toplumu var olana razı kılmak neyse bu da odur. Toplumu niteliksizliğe ve çaresizliğe mahkum etmektir. Dün doktorlara giderse gitsinler diyen bu iktidar bugün de aynı sözü şirketlere söylemektedir. Açıkça şirketlere de giderlerse gitsinler demektedir. Bu hükümet akıl ve mantık kurallarına karşı mücadeleye devam edecek ama faturayı bütün bir millet ödeyecek, öyle mi? Aziz milletim, hükümetin bu çılgınca kararı kredi sisteminin etkin biçimde işlemesi falan değildir. Açıkça bir kambiyo sınırlamasıdır. Yani elinde döviz olan şirketi kredini kesiyorum diyerek döviz satmaya zorlamaktır. Hükümet BDDK eliyle şunu ilan etmiş oluyor. Ben kapı arkasından sata sata Merkez Bankası rezervlerini tükettim. Kur korumalı mevduattan gelen 30 milyar dolarla ihracatçılardan gelen 35 milyar doları da sattım. Yani sizin anlayacağınız bu yılın ilk 6 ayında elime geçen 60 milyardan fazla dövizi de buharlaştırdım. Benim artık sıkacak kurşunum, kötü gün param kalmadı demektedir iktidar. Ve demektedir ki ben faiz indiri gibi yapıp hem kuru hem faizi hem enflasyonu patlattım. Üreticiyi, çiftçiyi, çalışanı canından bezdirdim. Fakirliği artırdım, yoksulluğu yaygınlaştırdım. Millet çarşı pazara çıkamaz oldu. Fakirden alıp zengine verdim. Yine olmadı. Elimde de kuruş, sent döviz kalmadı. Sırtınıza binmeye devam etmek zorundayım diyor iktidar sahipleri. Bu işin sonu artık bir kur kriziyle mi yoksa bir faiz kriziyle mi sonuçlanır bilemem. Ama şimdi sıra şirketlerde diyor bunlar. Ve diyorlar ki zira bende olmayan döviz onlarda, şirketlerde diyor. Ben bıktım yalan yanlış hukuksuz işlerden, ön kapıdan arka kapıdan usandım. Gizli saklı dolambaçlı yolların bile artık tükenmek üzere diyor iktidar. Oyun üstüne oyun kurmaktan, geçici işlere imza atıp bataklığı büyütmek de bir yere kadar. Halkın sırtına zaten yeteri kadar bindim diyor iktidar. Ve sıralıyor şimdi sıra şirketlerde. Benim satacak dövizim kalmadı. Hadi bakalım şimdi biraz şirketler döviz satsın diyor iktidar sahipleri. Aziz milletim, şirketler döviz satsın demekle yetinseler iyi. O şirketlerin hesaplarında 1 milyon dolar bile tutmalarına tahammül edemez hale düştü bu iktidar. Artık her attıkları adım piyasaları daha da sık boğaz edecek. Yeni ekonomi modeli, Çin modeli, şu modeli, bu modeli diye ülkeyi 1970'lere döndürüyorlar. Türk lirasının değeri düşük olursa büyüme, istihdam ve ihracat artar kafasıyla milleti inim inlettiler. Bir umut, soluk alacak, gün ışığı görecek bir alan dahi bırakmadılar. Şimdi de hal diliyle şirketlere gelecekte yapacağınız ithalatı erkenden yapın, parayı da sistem dışına çıkarın demiş oluyorlar. Oysa nakit dövizi olan şirketler bu dövizleri vadesi gelecek dış borçlarına karşı yapacakları ithalat ödemelerine ilişkin kur riskini yönetmek için tutuyorlar. Yani şirketler halk tabirle hükümete onun yeri var demiş oluyorlar. Evet, o dövizlerin yeri var ve sen müdahale ettikçe, kafana göre ayarlama yaptıkça piyasadaki artçı depremleri dinamitle tetiklemiş oluyorsun. Şimdi bizler Gelecek Partisi olarak BDDK'nın son kararıyla ilgili olarak şu soruların cevabını bekliyoruz. 1. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 93. maddesi böyle bir karara dayanak oluşturabilir mi? Bu durum açıkça bir yetki aşımı oluşturmak değil midir? 2. Şirketler döviz varlıklarını bilanço dışına taşırsa takip etmek zorlaşmaz mı? 3. Bu karar sonrası şirketler nakit döviz talep ederse ne olacak? Ne yapacaksınız? B planınız var mı? 4. Bu kadar yüksek dış ticaret açığı ve döviz borcu varken sadece şirketleri zorlayarak ne kadar vakit kazanacaksınız? Bununla bir seçim mi kazanacaksınız? 5. Yabancı para varlık sahibi olmak gerekçe gösterilerek krediye ulaşım yasağının dünyada başka herhangi bir ülkede örneği var mı? 6. Küçük yatırımcıların sisteme olan güvenini iyice bitirecek olan bu kararın olası sonuçlarına dair en ufak bir fikriniz var mı? Hükümetten ve BDDK'dan bu sorularımız için cevap bekliyoruz. Şayet bu konuda kamuoyunu tatmin edecek bir açıklama yapılmazsa, kimse yapmasa dahi biz hak arama hürriyetimizi kullanarak her türlü hukuk yoluyla mücadele etmeye kararlıyız. Aziz vatandaşlarım, bu kritik süreçte buradan 3 kesime seslenmek istiyorum. Seslenmek istediğim ilk kesim şirketler ve onları temsil iddiasıyla faaliyet gösteren iş adamları, dernekleri ve odalardır. Şirketler olarak bu saçma sapan uygulamaya bugün itirazınızı yükseltmezseniz, yarın daha ağırlarına itiraz edecek takatiniz kalmayacağını bilmeniz gerekir. Bu iktidara destek veren iş dünyası temsilcileri, bilin ki bu kararlar en çok da sizin omurganızını oluşturan KOBİ'leri vuracaktır. Dünyaya kapanan bir ekonomide KOBİ'ler hayat alanı bulamaz. Artık sığındığınız konfor alanlarından çıkın ve dar alandaki bireysel çıkar ve güç ilişkilerinizi değil, temsil ettiğiniz geniş kitleleri düşünün ve sesinizi yükseltin. İkinci seslenişim bir bütün olarak topluma, tüm STK'lara ve tek tek vatandaşlarımızadır. Bu meselenin sadece ekonomide kalmayacağını, tehlikenin boyutlarının hukuk ve demokrasi alanını olabildiğince kuşatacağını görmelisiniz. Bu baskı ve sarmalama süreci yasakçı ve zorba bir zihniyetin çaresizliğinin ürünüdür. Ve bu çaresizlik ki bu sistemin tepesinde olanları, demokrasiyi, yargıyı, sivil toplumu daha da baskılamayı beraberinde getirecektir. Meselemiz bugün şirketlerse yarın bu zihniyetin kuşatması her yanı daha fazla kaplayacaktır. İşte dezenformasyon yasasıyla gelen sansür yasası. Seslenmek istediğim 3. kesim ise bu kararları alan bürokratlardır. Çoğunuzu tanıyorum. Şahsen de tanıyorum. Yarın hesabını vermekte zorlanacağınız ve sadece ekonomi alanıyla sınırı kalmayacak bu kararları alırken bir değil, 1000 defa düşünmeniz gerekir. İktidar adına değil, millet adına, devlet adına düşünmeniz gerekir. Bu sorumluluğu nasıl taşıyacaksınız? Başınızı kendinizin arasına alın ve düşünün. Rahmetli Özal'ın Türkiye'yi dış dünyaya açan, milletimizin uluslararası normlardan, evrensel değerlerden, insan haklarından, demokrasiden ve mülkiyet hakkı gibi ekonomik özgürlüklerden daha fazla istifade etmesini sağlayacak kambiyo rejiminden geri adım atmak, hatta onu tarihe gömmek olduğunu görmek zorundasınız. Bunun hesabını hem millet hem de tarih önünde nasıl vereceğinizi düşünmek zorundasınız. Ve son olarak da kendini muktedir sananlara seslenmek istiyorum. Kendi yanlışlarınızı bu milletin sırtına yüklemekten bıkıp usanmadınız mı? Şapkadan tavşan çıkarma çabalarını bırakın. Ortada ne şapka bıraktınız ne de ondan çıkacak bir tavşan. Hasta yoğun bakımda ve onu yoğun bakımdan çıkarabilmenin tek çaresi sizin gibi acemi doktorlardan bu hastayı kurtarmaktır. Onu oraya siz mahkum ettiniz. Şimdi düşün milletin yakasından ve bu işe, emanete sahip çıkacak ehil insanlara bırakın ki günahlarınız azalsın. Tevbe etmeye vaktiniz olsun. Batan gemi nasıl sağ salim karaya çıkarılır, hiç olmazsa emeklilik günlerinizde bunu görmek size nasip olsun. Siz ne yaparsanız yapın, biz bu geminin batmasına asla izin vermeyeceğiz. Bu gemi sadece bugün siyaset yapanlara değil, gelecek nesillere de aittir. Gelecek nesillerin sermayesini tüketmenize asla rıza göstermeyeceğiz. Değerli vatandaşlarım, değerli gelecek gönüllüleri, bu kararlı duruşla, geçtiğimiz hafta parti başkanlık kurulunda aldığımız kararla, erken seçim çağrısı için, geçim için seçim sloganıyla ülke çapında bir imza kampanyası başlatıyoruz. Unutmayalım, sandık gelecektir. Allah'a emanet olunuz.